sevgili izleyenler, haber arkası programımızın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Yaradan'a şükürler olsun. Sevgili izleyenler, bu yeni programımızın konusu Çorum'da hobi bahçeleri. Hatırlarsınız, bundan yaklaşık 44 sene önce ülkemizde 12 Eylül adıyla bir darbe gerçekleştirildi ve o tarihten itibaren Türkiye'de birçok taşlar yerinden oynadı, hepinizin malum. Amerikan dizilerinin TRT'de, o zamanki tek kanal olan TRT'de dizilerinin, kovboy filmlerinin yaygın bir şekilde yayınlanması bu toplumun tabanına yavaş yavaş barutu yerleştirmeye başladı. Fitili ateşleyen ise aradan 5 sene sonra filan bu dizilerle bilinçaltına yerleştirilen, bu filmlerle bilinçaltına yerleştirilen şehirdeki yaşam, o lüks yaşam, şaşalı yaşam bize empoze edildi. Şehirlere gelince biz her şey rahatlıkla kendiliğinden gelecek. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Bir yaşantı süreceğiz algısına kapıldık ama işin gerçek yüzü öyle değildi maalesef. Köylerimizden akın akın şehirlere doğru akmaya başladık. Ne köylülüğümüz kaldı ne de şehirli olabildik. İkisinin arasında sıkışıp kaldık. Değişik bir kültür yozlaşması yaşadık. Ne şehirli olabildik ne köylü olabildik. Ve televizyon kanallarının çoğalmasıyla ve ona benzer dizilerin artmasıyla bu kültür yozlaşmamız daha da üst seviyelere çıktı ve cahilliğimizin dibine vurduk düşüncesindeyim. 1985 nüfus sayımına göre köylerdeki nüfus şehire akışı, yani oradaki eğri aşağıya doğru iniyor köylerden. Gösterge sürekli köydeki nüfusun düştüğünü, şehirlerdeki nüfusun arttığını, birden artış gösterdiğini söylüyor. O zaman tabii nüfus sayımları öyle dijital ortam olmadığı için her 5 yılda bir memurlar evlere gelir. Sokağa çıkma yasağı uygulanır. Memurlar evlere gelir. Tek tek nüfus cüzdanına göre sayım yaparlardı. Şimdi artık her şey dijital ortam olduğu için her bir ayda bir veriler alınıyor. 3 ay sonraki nüfus, 3 ay önceki nüfus ne kadardı? Bu ortaya çıkıyor. Sene 1990 nüfus sayımına göre, o günkü verilere göre Çorum'un nüfusu 610 bin. Merkez demiyorum, tüm ilçeleriyle birlikte il sınırları içerisinde, il genelinde 610 bin nüfusu var. O zamanki Türkiye nüfusu 55 ile 56 milyon arasında bir rakama
sayıya tekabül ediyor. Düşünün ki Çorum o 610 bin nüfusunu sabit tutmuş olsaydı, bugün Türkiye nüfusu 85 milyon civarında, Çorum'un il geneli nüfusu 530 binlerdi. Az önce de dediğim gibi o 610 bin bandını sabit tutmuş olsaydı bile arada 80 bin fark var. Bu 80 bin kişi nereye gitti Çorum'dan? Elbette ki büyük şehirlere gitti. Neden? Şehir özentisi, köydeki yaşantının bitirilmesi, köydeki tarlayı ekmenin maliyetinin yüksekleri, İstanbul'da, Ankara'da insanlarımıza ya da diğer büyük şehirlerde insanlarımıza kapıcılığı daha cazip hale getirdi. Türkiye'nin nüfusuyla aynı oranda Çorum nüfusu da artmış olsaydı, şu anda Çorum il geneli nüfusu 1 milyon civarında olması gerekirdi diye tahmin ediyorum. O kadar insan köyünü terk edip şehirlere geldi. Şehirlere geldikten sonra o tabandan, genlerdeki o köy sevgisi depreşmeye başladı. Köye de dönemiyor artık. Çocuklar istemiyor, hanım istemiyor. Şehirden gidemeyiz. Ne yapalım, ne yapalım? Uydurdular bir hobi bahçesi. Tabii bazı şirketlerin ve bazı arazi sahiplerinin de bu işine geldi. Normal tarla olarak satmış olsaydı o paralara satılamayacaktı. Şirketler de bundan para, güzel para kazandı. Tarla sahipleri de güzel paralar kazandı. Özellikle de Ortaköy yolu üzeri, Ovasaray köyü yakınları ve Osmancık yolu üzeri Sarmaşa köyü yakınları komple tarım arazileri maalesef ki ve maalesef bu uyduruk hobi adı verilen küçük küçük parsellere, hobi bahçesi adı verilen küçük küçük parsellere bölünerek yüksek paralara satıldı. Sonuç bunların kaçak olduğu, göçek olduğu sürekli Çorum'da gündeme geliyor. Önceki gün yine Çorum ilk koordinasyon kurulu toplantısında ve daha sonraki yapılan valilik başkanlığı, vali başkanlığında yapılan toplantılarda gündeme geldi ve ele alındı. En son yıkım kararı çıktı ve bundan daha öncekilerde de yıkım kararları çıkmıştı. Ne derece uygulandı muamma. Dün biriyle görüştük, hobi bahçesi olan biri. Aldığım paradan hariç 600 bin lira da para harcadım. Yıkıldığı zaman masraf ne diye? Milli ekonomiye de zarar. Şimdi bu hobi bahçelerinin hepsinde şebeke suları var. Bir köy gibi elektrikleri var. Yarın buralar köye dönüşeceğiz derse ne olacak? O kadar tarım arazisinin üzerine kondurulan bu hobi bahçesi adı verilen yerler, yarın biz köye dönüşmek istiyoruz derlerse ne olacak? İnsanlar köydeki babasından, dedesinden kalma araziye sahip çıkma yerine buralarda hobi bahçesi, yani köyünde arazisi olup da burada hobi bahçesi alma için kredi çeken, o kadar masraf eden insanlar bugün de bunun ceremesini çekiyor ve sıkıntısını yaşıyor. Hatta şöyle diyelim, yıkılmanın korku sancılarını yaşıyor.
İşte ne derece uygulanır, orası da muamma. Ama şu da söyleniyor, Sayın Valimiz Zülküfte Hanım'ın bu konuda çok hassas olduğu ve üzerine dirayetle gideceği, öncelikli olarak Osmancık yolu Sarmaşa Köyü civarındaki hobi bahçeleri ve Ortaköy yolu üzerindeki Ovasaray Köyü yakınındaki hobi bahçelerinin yıkımı için süreci hızlandıracakları aldığımız bilgiler arasında. Yani zamanında yapılan hatalar bugün çözümü üretilemeyen ve çözümsüzlüğe doğru götüren bir süreci sürekli yetkililer kucağında buluyor. O zaman bu hobi bahçeleri yapılırken elektrik veriliyor, su veriliyor, yolları iyileştiriliyor. Bu kamu kuruluşları aracılığıyla yapılıyor. Buna daha önce müsaade edilmeseydi ve oralar cazip hale getirilmeseydi elektriğiyle, suyuyla vesaire vesaire imkanlarıyla, bugün bu şekilde pimi çekilmiş bir bomba kucakta olmayacaktı. İnşallah her iki taraf için de hayırlısı olur. O kadar masraf edenler de artık bir şeyleri sineye çekecekler. Tatlı tatlı yemenin yani mideye biraz zararı oluyor. Bağırsakları da rahatsız ediyor. Bunun bir şekilde düzene sokulması gerekiyor diyorum. Başka konu ile yine sizlerle beraber olmayı temenni ediyorum. Şimdilik hoş kalın, dost kalın, hayırlı günler.